Gerçekleri araştıran bir gazeteci sahip çıkmak yerine onun evi basılarak dijital materyallerine el konulmaya kalkılmıştır. Hakkında yakalama kararı çıkartılan iktidar bu çetelerin arkasında kimlerin olduğunu araştırmak yerine bu çeteleri ifşa eden Rabia'yı susturmayı seçti. Peki neden? Çünkü bu çeteler devletin Kürt halkına karşı yürüttüğü özel savaşın bir parçasıdır. Hakkari'de uyuşturucu ve fuhuş çetelerini kimler koruyor? Devletin hangi kademeleri bu işin içinde? Hakkını hedef alıyor. Çünkü Rabia'nın ortaya koyduğu bu kirli ilişki ağları sadece yerel bir mesele değil. Kürt halkının yıllardır maruz kaldığı baskıcı uygulamaların bir yansımasıdır. Özgür basına saldıranlar Kürt halkını sindirmeye yönelik bu politikalarının bir uzantısıdır. Dün Rabia'nın evine yapılan baskın, Kürt gençlerini yozlaştıran, fuhuş ve uyuşturucu bataklığına iten karanlık odakların üzerine örtme çabasıdır. Karanlık odakların gibi siz de çok iyi bilirsiniz ki bu topraklarda özgür basını susturmaya kimsenin gücü yetmedi. Sizin de yetmeyecek. Ape Musa'nın, Gurbet Eli Sözlü'nün, Metin Göktepe'nin, Hafız Akdemir'in miras bıraktığı basın geleneği baskılar altında büyüdü ve hakikati yazmaya devam etti. Asıl yapılması gereken gazetecileri değil, bu karanlık çeteleri koruyan, destekleyen yapıların üzerine gitmektir. Basın emekçileri gerçekleri yazmaya devam edecek. Gazete binalarının bombalandığı, gazetecilerin katledildiği dönemleri unutmuyoruz. Ama tarih de gösteriyor ki hakikati yazanların sesi asla kesilmedi. Özgür basın emekçileri, hak savunucuları, dostları olarak Rabia Önver'in yanındayız. Onun kalemi yalnız değildir. Baskılarınız karşısında bir adım geri atmayacağız. Bizler bu topraklarda hakikati yazanların mirasını büyüterek geleceğe taşıyan arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız.